Çok acil gitti. Bilmiyorum ama çocuğum 40 günlüktü. Ağustos gibi. Tam içerikleri açıkçası bilmiyorum ama yani bizim dilimize sonuçlandığını biliyorum çoğunluğu. Bundan ibaret. Çünkü zaten muhasebe bilgisayarı getirmişti bu şekilde çocuğun masraflarını diye. Karar var ortada. Bu kararı kimin verdiğini... 2016 yılında oğlum oldu. Down sendromlu. Buna istinaden nasıl başlayayım? Aslında şöyle bir şey, biz ilk çocuğumuzu 8 yıl sonra, 9 yıl sonra nasip etti Allah. Sonrasında tüp bebek yaptık. İkinci çocuğumuz doğal yollardan geldi ve üzerinde çok durduk hamilelik süreç boyunda. Ve özel bir hastaneye gitmek istedik. Aslında maddi durumda çok iyi değildi o dönemler, işsizdim. Sonrasında özel bir hastaneye gittim sırf özel ilgi alabilmek adına. Hani hastaneye gittiğinizde insanlar nasıl özel hastanede özel ilgi bekler. 15 günden 15 güne giderseniz ense yapısına, kalp atışına bakarlar ama bunların hiçbir fark edilmedi. Sonrasında hamilelik sürecinde 6. 7. ayında annenin mide bulantıları, işte düşük tehlikesi bu süreçleri yaşadık. Çocuğun hiç kıpırdamadığını öğrendik. Tahlillerin tamamını yaptırmak istedik ama hiçbir şekilde demeyeyim. İlk taramadan sonrası ki tahlillerimiz yapılmadı. Biz bunların yapılmasını istemiş olmamıza rağmen yapılmadı. İşte neden yapılmadı? Neden yapılmadı? Doktorumuz bana mı güveniyorsunuz? Bana güvenmiyor musunuz? Ben size ne söylüyorsam odur. Tabii biz de doktor sonuçta. Yani gerek yok mu dedi? Gerek yok dedi. Gayet sağlıklı bebeğiniz dedi. Ama hocam bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Hani problem olmaz mı dediğimizde hayır ben bu işin uzmanıyım. Sonuçta bana güvenmeniz gerekiyor diyerekten tahlilleri istemiş olmamıza rağmen yaptırmadılar ama biz de tabii güvendik. Çocuğumuz doğduğunda Down sendromlu olduğunu, daha doğrusu 8. ayına girdiğinde doğuma almam gerektiğini söyledi. Biz de sebebini sorduğumuzda işte bağırsak enfeksiyonu yaşadığını, ölüm tehlikesi olduğu için bir önce alması gerektiğini söyledi. Biz de tabii ölüm olduğu için içinde kabul ettik. Ölüm anne için mi bebek için mi? Bebek için tehlike içerdiğini söylemişti. Biz de tabii o zaman alalım dedik. Hemen ameliyat alındı bir gün sonrasında ve Down sendromlu olduğunu öğrendik. Tabii biz Down sendromu nedir bilmiyoruz. Hani yoğun bir psikoloji yaşıyoruz, psikolojik baskı yaşadık. Sonrasında araştırdığımda biz bu süreci nasıl atlatırız, psikolojik süreci, maddi süreci nasıl atlatırız çok düşündük. Yetiştiremem, aile bireyi olamam, yani iyi bir aile bireyi olamam, iyi bir çocuk yetiştiremem düşüncesiyle dava açmaya karar verdim. 8 yılın sonunda davamız çok şükür lehimize sonuçlanmıştır. Ve tüm Türkiye'deki aileler için de emsal olması kararıyla bütün mağdur aileler haklarını arasınlar istiyorum. Karar lehimize sonuçlandı. Miktarı biz belirlemedik. Hiçbir zaman maddiyatta gözümüz yoktu. Avukatımız Feride Külcü hanımefendi sağ olsun yönlendirme yaparak 21 trilyon küsür, 21 milyon küsür olarak lehimize sonuçlanmıştır. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Daha doğrusu çocuğumun güzel bir gelecek hazırlayacağım için çok mutluyum. Ve tüm Türkiye'deki ailelere emsal olmaktan mutluyum. Bu açıdan gurur diyorum açıkçası. Herhalde gelen tazminatı da çocuğunuz için harcayacağım. Kesinlikle eğitim için harcayacağım. Onun için bu yola başvurduk ve sonuna kadar da devam edeceğim. Çocuğun... 8 yaşına geldi. Hala bezleniyor neticesinde. Konuşamıyor. Yürümesi çok geç oldu. 3,5 yaşında yürümeye başladı. Bu eğitim süreçleri çok fazla oldu. 36 günlük doğduğunda bir yoğun bakım süreci vardı. Bu süreç bizi çok etkiledi. Yani 36 gün yavrumuza kavuşamadık. Yani boğazdan hortumuyla beslenmişti. Anne eliyle hortum salarak beslemişti. Bu süreçler bizi çok üzdü, çok yıprattı. Maddi manevi tabii ki yıprandık. Yani tabii ki o benim evladım. Down sendromlu olduğu için bu davayı ben açmadım. Yani neden bu Down sendromlu olduğu diye dava açmadım. Çocuğumun hakkı olduğu için bu davayı açtım. Ve neticesinde iyi sonuçlandı. Tüm ailelere de haklarını araması için emsal olmaktan gurur duyuyorum açıkçası.